Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Limit Yayınları'nın 20'li kronometre edebiyat denemesinin ikincisini çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Anlattığım hiçbir öykünün dışında değilim diyen bir yazarın ifadelerini aşağıdakilerden hangisiyle sürdürmesi beklenemez demiş. Bakın, hiçbir öykünün dışında değilmiş. Yani her öyküye kendi duygu ve düşüncelerini katmış. Buradan bunu anlıyoruz. Hemen her öyküde duygularımla ve gözlemlerimle varım demiş zaten. Bunu elemiş oluruz. Bu sürdürülebilir arkadaşlar. İçimde yaşamadığım, düşünmediğim hiçbir şey yoktur öykülerimde. İçinde yaşadığı, düşündüğü her şeyi öykülerine aktarmış. Yani öykülerinde yine yazarı bulabiliriz. Dolayısıyla Besçin'e indirmiş olduk. Her öykümün mutlaka bir hikayesi vardır bende. Bu hikayeyi arkadaşlar yine yazarın öyküde var olduğunu görüyoruz. Bunu da elemiş oluruz. Öykülerimde ben sadece anlatıcıyım. Olaylara karışmam, duygu ve düşüncelerimi yansıtmam, sadece gözlemlediğimi aktarırım anlamında kullanmış. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? D seçeneğidir. Bu cümle bu ifadeyle sürdürülemez arkadaşlar. İkinci soru, bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde kesinlik anlamı vardır demiş. Bakalım, kuşku yok ki bütün diller konuşmak amacıyla ortaya çıkmıştır. Bakın arkadaşlar, bir şeyde kuşku yoksa orada kesinlik vardır. Dolayısıyla doğru cevabımız da nedir? A seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Benzetmeye başvurulmuştur diyor. Benzetme nerede var arkadaşlar? Bakın. Ama kelime annedir, dosttur, kadehtir, hasrettir, hayaldir derken burada biz benzetme olduğunu görüyoruz. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Yine tanım cümlesi kullanılmıştır diyor. Bakın şuradan itibaren arkadaşlar buraya kadar hem şiirin hem de kelimenin tanımının yapıldığını görüyoruz. Dolayısıyla buradan da biz neyi çıkarırız? C seçeneğini çıkarmış oluruz. Bunu da eledik. Tanık göstermeye başvurulmuştur diyor. Tanık gösterme herhangi bir kişinin sözünün paragrafta yer almasıdır. Burada da Malerme'nin sözü var. Bakın şiir kelimeler dinidir demiş. Bundan dolayı biz buradan D seçeneğini de çıkarmış oluruz. D'yi de eledik. E seçeneğinde karşılaştırmalara yer verilmiştir diyor. Peki bu nerede var arkadaşlar? Bu da İnsanoğlu dünyanın en zengin madenidir ifadesinden bunu çıkarabiliriz. İnsanoğluyla diğer varlıkları karşılaştırıyor. Dolayısıyla E seçeneğini delemiş olduk. Bu parçada herhangi bir emredici anlatım yoktur. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Ne sözcüğü aşağıdaki dizelerin hangisinde bu dizedeki anlamıyla kullanılmamıştır diyor. Ne ağlarsın Zülfü Siyah'ım ifadesinde ne sözcüğü burada niçin anlamına geliyor arkadaşlar? Buna bakmış olacağız. Niçin saklayayım gaflet ettiğimi oluyor. A seçeneğini elemiş olduk. Bülbül niçin gezersin Çukurova'da oluyor eledik. Niçin söyler şu dağ çoban çeşmesi? Bakın olmuyor arkadaşlar dursun. Niçin uzaklaşırsın benden ey yarim oluyor eledik. Niçin bağırıyorsun böyle ulu orta? Bu da oluyor. Bunu da eledik. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? C seçeneği olacaktır. C seçeneğinde ne sözcüğü niçin anlamına gelmiyor arkadaşlar. Beşinci soru. Yukarıda verilen beyitlerin hangileri bir kaside veya gazelin ilk beyti olamaz demiş. Arkadaşlar hatırlarsanız gazelin ve kasidenin ilk beyti nedir? AA'dır. Daha sonra BA, C, CA ve DA şeklinde devam eder. Buna bakmış olacağız. Bakın. Pervanesi, divanesi bu AA olur arkadaşlar. Bunu elemiş olduk. Dil cüdadan yana, akar sudan yana bu da AA olur. Bunu denemiş olduk. Cenneti ala, abu hevadır. Bu olmaz. Bakın bunu alırız arkadaşlar. Mirat-ı mücellaya, hayran mısın kafir? Bu da kafi oluşturmuyor. Bunu da alırız. Sohbeti meyhane kalmadı. Muhabbet o peymane kalmadı. Burada da kafiye vardır. Bunu da elemiş oluruz arkadaşlar. 3 ve 4 olacak. Yani B seçeneği doğru cevabımızdır. 6. soru. Yukarıdaki parça da boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinde verilen getirmelidir diyor. Bakalım. Öğretici ya da bilgi kazandırıcı yazı türlerinden biri de nokta noktadır. Bir kimsenin başından geçen, kendi döneminde ortaya çıkan olay ve olguları bilgilerine, gözlem ve izlenimlerine bağlı kalarak anlattığı yazılardır. İnsanoğlunun yaşadığı, geride bıraktığı olay ve olguları anlatma, başkalarıyla paylaşma gereksiniminden doğmuştur. Yaşanılmakta olan zaman dilimini değil, yaşanmışı anlatır.
Geçmişi anlattığı için tarihe ışık tutar. Yer yer tarihle kesiştiği, zaman zaman da öz yaşam öyküsüyle birleştiği olur. Yazar dönemin ilgili yazılı veya yazısız tüm kaynaklardan yararlanır. Yazar anlattıkları %100 belgeleme, kanıtlama gereği duymaz. Bu yazıların bir bölümü yaşanılan olaylar, geride kalan yıllar ve yılları yönlendiren olgularla ilgili olduğu gibi bir bölümü de belirli alanlarda ün yapmış kişilerle ilgilidir demiş. Şimdi arkadaşlar bakın şurada bir kişinin başından geçen kendi döneminde ortaya çıkan olay ve olguları bilgilere, gözlem ve izlenimlere bağlı olarak anlattığı yazılardır demiş. Aynı zamanda yaşadığı geride bıraktığı olay ve olgular demiş. Biz buradan neyi anlarız arkadaşlar? Anıyı hatırlarız. Anı buradaki anlatılan tür. Anının diğer adı nedir? Hatıradır. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? C seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki isimlerden birine ait gezi kitaplarından biri değildir demiş. Dünyada gezi yazısı türünde Venedikli Marco Polo ve Arap gezgini İbni Battuta'nın eserleri ünlüdür. Edebiyatımızda ise Piri Reis, Seyyid Ali Reis, Evliya Çelebi ve Nami gibi ilk akla gelen isimlerdir demiş. Seyahatname kimin arkadaşlar? Evliya Çelebi'nin, bunu elemiş olduk. Tuhfetül Harameyn, Nabi'nin arkadaşlar, bunu da elemiş olduk. Peki Kitab-ı Bahriye kimin arkadaşlar? Bu da Piri Reis'in, bunu da elemiş olduk. Miratül Memalik, ülkelerin aynası anlamına gelen eser, Seyyid Ali Reis'indir. Bunu da elemiş olduk. Peki Cihannüma kimin? Bu arkadaşlar Katip Çelebi'nin eseridir. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? E seçeneği olacaktır. 8. soru. Bu parça aşağıdaki eserlerin hangisinden alıntılanmış olabilir diyor. Bakalım. Ünüm anla, sözüm dinle Bay Büre Bey. Allahü Teala sana bir oğul vermiş, tuta versin. Ağır sancak götüren de Müslümanlar arkası olsun. Karşı yatan kara karlı dağlardan aşar olsa Kadir Allahu Teala senin oğluna aşüt versin. Kalabalık kafire giren de Allahu Teala senin oğluna fırsat versin. Sen oğlunu bamsan diye okşarsın. Bunun adı Bozbay Aygırlı, bamsı Beyrek olsun. Adını ben dedim, yaşını Allah versin ifadelerinden. Arkadaşlar biz bunun Dede Korkut hikayeleri olduğunu biliyoruz. Çünkü Bamsı Beyrek hikayesi Dede Korkut kitabında geçmektedir. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 9. soru. Ahmet Haşim'e ait bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Yorgun gözümün halkalarında güller gibi fecir oldu nümayan. Güller gibi sonsuz iri güller. Güller ki kamıştan daha nalan. Gün doğdu yazık arkalarında ifadelerinde. Arkadaşlar saf şiir anlayışının özelliklerini yansıtmaktadır diyor. Doğrudur. Zaten Ahmet Haşim nerededir arkadaşlar? Saf şiirdedir. A'yı elemiş oluruz. Sözcük tekrarlarından yararlanılmış mıdır? Evet, bakın burada geçen güller ifadesi var. Bu da sözcük tekrarıdır arkadaşlar. Bunu da elemiş olduk. Uyak ve redif vardır diyor. Bakalım halkalarında, arkalarında ifadesinde halka, arka. Arkadaşlar şu larındalar nedir buradaki larındalar? Bunlar rediftir. Geriye kalan ses benzerliği olan K'lar ise nedir arkadaşlar? Tam kafiyedir. Dolayısıyla burada biz hem kafiyeye hem de redife yer verilmiştir diyebiliriz. O yüzden C seçeneğinde dediğim şey oldu. 11'li hece ölçülü yazılmıştır diyor. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11'li değil arkadaşlar. 10'lu hece ölçüsü yazılmıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? D seçeneği olacaktır. 10. soru. Bu şiirin nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Perişan halin oldum, sormadın hali perişanım. Gamımdan derde düştüm, kılmadın tedbiri dermanım. Nedirsin rüzgarım, böyle mi geçsin güzel hanım? Gözüm canım efendim, sevdiğim devletli sultanım. Bakın arkadaşlar gazel olamaz, gazel beyitlerle oluşur. Kaside olamaz, bu da beyitlerle oluşur. Muhammes beşidir, bu da olamaz. Tuyu ve murabba arasında kaldık. Tuyularda arkadaşlar genellikle felsefi konulardan bahseder. Burada da böyle bir şey yok. Bunu elemiş olduk. Geriye kalan murabba nedir arkadaşlar? Bizim doğru cevabımızdır. Yani C seçeneğidir. 11. soru. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirmelidir demiş. Nabi tarzı olarak bilinen, Nabi nedir arkadaşlar? Hikemi tarzında yazar.
Şiir söyleme hareketi şairlere geniş kültür birikimlerinin halka sunulması fırsatını doğurmuştur. Dini ve tasavvufi gelenekle beslenen kültür ve bunun bir parçası olan şiir bu söyleyişle şairlerin şiire farklı bir kapıdan girmesine olanak sağlamıştır. Hikemi hakimane demek arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 12. soru. Bu parçada boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi getirmelidir demiş. Bakalım. 14. yüzyılın en önemli şairi olan ayrıca bir şair olmanın çok ötesinde bir eğitimci hatta ele aldığı problemlere çözümler sunan bir düşünce adamı olan Aşık Paşa'nın kaleme aldığı nokta 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 özelde Türk dili ve edebiyatının genelde ise Türk kültürünün en önemli kaynak eserlerinden biridir. Nasihatname edebiyatımızın da değerli eserler arasında yer alan eser nokta 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 nazım şekliyle yazılmıştır diyor. Arkadaşlar bakın Aşık Paşa'nın eserinden bahsediyor. Aşık Paşa'nın eserinin adı nedir arkadaşlar? Garipname'dir. Bu da mesnevi biçiminde yazılmıştır. Bundan dolayı doğru cevabımız nedir? B seçeneği olacaktır. Harname hatırladığınız gibi şeyhinin eseridir. Fakrname değerli arkadaşlar kaside biçiminde yazılmıştır. Bu da Ahmet Yesevi'nin eseridir arkadaşlar. Felekname kimin eseridir? Bu da Gülşehri'nin eseridir. Peki Çarhname kimindir arkadaşlar? Bu da Ahmet Faki'nin eseridir. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 13. soru. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilenler getirmelidir ifadesine bakacağız. 19. yüzyıldan itibaren aşırı idealizm ve lirizme tepki çekmeye başlar ve romantizm yerini Batı sanatının önemli bir özelliği olan nokta noktaya bırakır. Onun daha radikal hali ve ileri aşaması durumundaki nokta nokta bırakır. Bakın arkadaşlar, geri kalan kısmı okumaya hiç gerek bile yok. Romantizme tepki olarak ortaya çıkan akım nedir? Realizmdir. Realizmin ileri aşaması da naturalizmdir. Bundan dolayı doğru cevabımız B seçeneğidir ama C seçeneğinde de aynı ifade yer aldığı için bunu da alırız. B ve C doğru seçeneğimizdir arkadaşlar. 14. soru. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır diyor. Bakalım. 1. Aşık edebiyatı, Aşık Ozan Saz Şairi adı verilen sanatçılar tarafından meydana getirilmiş edebiyattır. Doğrudur, elemiş oluruz. Aşık edebiyatı 500 yılı aşan bir zamandan günümüze kadar gelen ve Anadolu, Rumeli ve Azerbaycan ve İran gibi yerlerde gelişen bir edebiyattır. Bu da doğrudur. Aşık edebiyatı geniş halk kitlelerinin derdine, inancına, heyecanına, ümitlerine, dil ve duygu inceliğine cevap veren bir edebiyattır. Bu da doğrudur. Aşıklar, koşma, türkü, destan ve semai adı verilen şiirlerin aruz ölçüsüyle vücuda getirmişlerdir. Aruz ölçüsü değildir arkadaşlar. Nedir bu? Hece ölçüsü olacak. Bundan dolayı doğru cevabımız D seçeneğidir. Ancak 17. yüzyıldan itibaren bazı aşıklar divan şairleri gibi aruz ölçüsüyle şiirler yazmıştır. Bu da doğrudur. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? D seçeneği olacaktır. 15. soru. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirmelidir demiş. Bakalım. 1860-1896 yıllarını kapsayan Tanzimat döneminde edebiyat alanında pek çok yenilik meydana geldi. Hatta bu dönemin aydınları sonradan Tanzimat Edebiyatı adı altında incelenecek sayısız esere imza attı. Gazetecilik faaliyetlerinin artması ya da yüzü batıya dönük Osmanlı aydınlarının kaleme aldığı tiyatro, roman, şiir, fıkra ve eleştiriler geniş bir halk kitlesi tarafından okunma imkanı buldu. Tanzimat edebiyatının en önemli özellikleri edebi türlerin halk eğitiminde bir araç olarak görülmesi. Nice Osmanlı aydınının hak, eşitlik, vatan, millet, hürriyet gibi kavramlara bu türlerde ilk kez yer vermesiydi. Sonraları vatan şairi olarak anılacak nokta nokta ise bu edebiyatın harcını karanlardan ifadesinden. Vatan şairi kimdir arkadaşlar? Namık Kemal'dir. Bundan dolayı doğru cevabımız E seçeneğidir. 16. soru. Bu parçadan hareketle Tanzimat Edebiyatı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Parçayı demin okumuştuk arkadaşlar. Buna göre değerlendirmiş olacağız. Gazete yazınsal türlerin topluma ulaşmasında rol oynamıştır. Doğrudur. Kimi kavramlar edebiyatta ilk kez kullanılmıştır. Doğrudur. Sade bir dil anlayışı benimsenmiştir. Bu söyleyişte kalmıştır arkadaşlar. Sade bir dil anlayışı yoktur. Bundan dolayı doğru cevabımız nedir? C seçeneği olacaktır.
17. soru. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir demiş. Bakalım. Halit Ziya'nın en tanınmış romanı olan yalın sayılabilecek bir olay örgüsüne sahip olması sayesinde çağdaş romanlarla karşılaştırıldığında pek kalabalık değildir. Roman genç bir kadının kendisinden yaşça büyük, varlıklı bir erkek olan kocasının genç ve çapkın bir yeğeni ile yaşadığı aşkı konu edinir. Arkadaşlar, genç kadın dediği kimdir? Bihter'dir arkadaşlar. Yaşça kendisinden büyük kocası Adnan'dır. Adnan Bey'dir. Genç ve çarpkın yeğeni de Behlül'dür. Biz buradan bu eserin aşkı memnu olduğunu anlıyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? B seçeneği olacaktır. 18. soru. Bu parçadaki sözleri söyleyen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım. Vaktiyle Flaubert'e Madame Bovary kimdir diye sorulunca Madame Bovary benim demiş. Ben de Fahim Bey, Ali Nizami Bey ve hatta Çamlıca'daki eniştemiz için de benim diyebilirim. Fakat bunlar hayatımda görmüş olduğum adamlardır. Bunları hikaye şeklinde anlatırken isimlerini hatta yaşadıkları mahalleleri istediğim şekilde değiştirmişimdir. Ben hikaye yazdım, tarihi hatıra yazmadım. İkisinin arasında büyük fark vardır. Bütün yazdıklarım hatıradır. Hatıralarımı yazarken roman aklıma gelmiyor. Samimi hatıralarımı hikaye adı ile ifade daha kolay geliyor. Roman herkes tarafından bütün nüanslarıyla anlaşılsaydı belki roman diyebilirdim ifadelerinden. Bakın Fahim Bey ve biz aynı zamanda Çamlıca'daki Eniştemiz adlı eser kimindir arkadaşlar? Abdülhak Şinasi Hisarı'ndır. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? B seçeneği olacaktır. 19. soru. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir demiş. Bakalım. Türkçe özellikle sanatçılarının başlattıkları yeni lisan hareketiyle kendi kimliğine doğru olan yolculuğuna bilinçli bir yön verir. Bir anlamda büyük bir değişimi ifade eden bu hareketin bir başka yönü de milli değerlere yeniden dönüşü ve bununla birlikte uzun müddettir unutulmuş olan Anadolu coğrafyasının yeniden keşfedilişine zemin hazırlamış olmasıdır. Özellikle Cumhuriyet'ten sonra Anadolu insanı şiire, romana, tiyatroya konu olmaya başlar ifadelerinden. Arkadaşlar bakın şurada yeni lisan hareketi ile demiş kendi kimine doğru yol alan yolculuğu demiş. Buradan biz bunun milli edebiyat olduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla doğru cevabımız da nedir? D seçeneği olacaktır. 20. soru. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirmelidir demiş. Bakalım. Şiirimizdeki yerleşik kurallara karşı sürdürülen mücadelenin Cumhuriyet devrindeki ilk örneklerini nokta nokta vermiştir. O, şiir formu ve öz açısından yeni Türk şiirine kazandırdığı yeni açılımlarla bir dönemi derinden etkilemiş. Hatta denebilir ki 1929 yılında yayımladığı 835 satırdaki şiiriyle sanatın toplumculuğu, yenilikçilik, toplum koşullarının sanat üzerindeki etkisi, şiir geleneğinin şair üzerindeki rolü, konuşma diliyle şiir dili arasındaki ilişki, şiir nazım farklılığı, sadelik gibi birçok hususta yol açıcı olmuştur ifadelerinden. Özellikle de şuradaki 835 satır adlı eseriyle arkadaşlar biz bunun Nazım Hikmet olduğunu anlıyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 21. soru. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilenler getirmelidir demiş. Bakın arkadaşlar İpek ve Bakır yazan kimdir? Tomris Uyar'dır. O yüzden biz A seçeneğini elemiş oluruz. C seçeneğini elemiş oluruz. E seçeneğini elemiş oluruz. Parasız yatılı kimindir arkadaşlar? Firuzan'ındır. Bakalım. Bakın burada Firuzan var. Devam ediyor. İkisi de doğru. Kaçkınlar kimindir arkadaşlar? Kaçkınlar da Ferit Edgün'ündür. Ferit Edgü yine doğru devam ediyor. Troya'da Ölüm Vardı adlı eser kimindir arkadaşlar? Bu da Bilge Karasu'nundur. Enis Batur'un demiş. Bilge Karasu demiş. Doğru cevabımız nedir? D seçeneğidir arkadaşlar. Tutunamayanlar da Oğuz Atay'a ait bir eserdir. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 22. Bu parçada boş bırakılan yere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirmelidir demiş. Bakalım. Edebiyatta 1940'lardan itibaren memleket edebiyatının sıradanlaşmasına, sosyal ve gerçekliğe ulaşan tepkiler, estetik tavrı öne çıkaran öz şiir arayışlarının yeniden revaç bulmasına sebep olur. Nokta nokta ise 1940'larda her şeye karşı çıkarak özel şiir dilini reddeder ve günlük dile yönelirler. Onların her türlü estetik unsuru dışlayan bu yönelişine oluşan tepkilerle İkinci Dünya Savaşı'nın getirdiği yoksulluk ortamı ve
Tek parti yönetiminden ve şehirleşmeden kaynaklanan sorunların birleşmesi, sanatkarları bireyci, bilinçaltı imgelerle kapalı bir dille ifade etmeye çalışan bir sanat anlayışına yöneltir demiş. Arkadaşlar biz bu ifadelerden bunun garipçiler olduğunu anlıyoruz. Bu gider, bu gider, bu da gider arkadaşlar. Geleneği tümüyle reddeden ve imgeci bir şiir anlayışını benimseyen nokta nokta farklı cümle yapıları ve kelime kadroları ile bir taraftan da postmodernizmin kapısını aralar demiş. Bu kimdir arkadaşlar? Bunlar da ikinci yenicilerdir. O yüzden ben B seçeneğini dilemiş olurum. Geriye kalan D seçeneği doğru cevabımızdır. 23. soru bu parçada anlatılanlar aşağıdaki dönemlerden hangisi de doğrudan ilgilidir demiş. Bakalım. İstiklal Savaşı'ndan başarıyla çıkılmasından sonra siyasi toplumsal yapıda köklü değişiklikler gerçekleştirilir. Osmanlı'nın trajedisine şahit olan ve genç Türkiye Cumhuriyeti ile bir uyanış içine giren sanatkarlar eserleriyle halkı içinde bulundukları yoksulluk, fakirlik ve cehaletten kurtarmaya çalışırlar. Memleket coğrafyasına ve halk şiirlerine açılış bu dönemde de devam eder. Anadolu romantizmini zamanla yerini köy realizmine bırakır. Cumhuriyetin halkçılık, köycülük ilkeleri içinde kendisini ifade imkanı bulan toplumcu gerçekçiler, eleştirel gerçeklikten farklı olarak sanatkarların ana eksenini insan, toplum ve üretim ilişkileri üzerine kurarlar ifadelerinden. Toplumcu gerçekçilerden bahsediyor arkadaşlar. Bu hangi dönemin içerisinde? Tabii ki Cumhuriyet'in içerisinde. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? D seçeneği olacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar son sorumuza geldik. Bu parçada ele alınan kahramanın ait olduğu eser ve yazar aşağıdakilerin hangisine verilmiştir diyor. Bakalım. Romanın kahramanı Zebercet, esere ismini veren otelde katiplik yapmaktadır. 33 yaşındaki Zebercet içe dönük az konuşur. Yalnız bir birey görünümündedir. Geriye dönüşlerle bu tuhaf mizacın anlamlandırıldığı eser, sonuna dek gitmekten korkmayan ve intiharı tercih eden Zebercet'in 23 gün süren öyküsünü anlatmaktadır. Her şeyi bilen anlatıcı ağzından aktarılan yapıt yer yer iç monologlarla zenginleşir ve bilinç akışı tekniğiyle devam eder demiş. Arkadaşlar bu eser nedir? Zebercet'in olduğu eserin adı Anayurt Oteli'dir ve Yusuf Atılgan'ındır arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve arkadaşlarınıza kanalımı önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.